Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dönüşümüz bu şekilde. Kırık baharatlık, eski baharatlıktan şöyle gösterelim. Şu ürünü yaptık. Şöyle bir arkadaşlar ürün tasarladık. İçerisine kaktüslerimizi, çiçeklerimizi koyabileceğimiz bir ürün tasarladık. Bunun yapım aşamalarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben şöyle içerisine kalemleri koydum arkadaşlar. Siz isterseniz de farklı şeyler de koyabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Tasarlamak hani hayal gücü size kalmış bir şey. Ben kalemlerimi koydum şu anlık. Daha sonra başka şeyler de ekleyebilirim. Hani saç baş malzemeleri olabilir. Kozmetik ürünler konulabilir içerisine. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah değerlendirirsiniz. Size yer üstüne arkadaşlar. Hani kalıcı bir şekilde güzel olmasını isterseniz dediğim gibi üzerine vernik yapabilirsiniz. Vernikle çok daha güzel olacaktır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Para Kazancı Öğren kanalımda. Bugün yine şöyle akçalı ürünümüzde mat siyah boya ile neler yapabileceğimizi iki tane proje ürünümüz var. İkisinde geri dönüşüme katkı sağlayacağız. Ev ekonomisine katkı sağlayacağız. Bu ürünlerimizi yenileyerek tekrar kullanabileceğiz. Farklı alanlarda ya da aynı alanda yenileyerek kullanabileceğiz arkadaşlar. Şöyle tek tek göstermek istiyorum. Bu ürünümüz eski bir baharatlık. Şöyle içerisi bayağı bir geniş. Alt kısmında sadece sorun var. O da yıkadıktan sonra düzeleceğini düşünüyorum. Bunu kullanmıyordum. Raftan kaldırmıştım. Şöyle bir kapaklığı var. Bu kapaklığı ben kaldırdığımda şurası düz olduğunu fark ettim. Şuraların arkadaşlar yapışkanlı bir şeyler yapıştırabilirsiniz şöyle. Ben elimde kesik artan evalardan şuralara yapışkanlı bir şey yapıştıracağım. Daha sonra burayı siyah yapacağım. Sizin elinizde mat akçalı dışında mat akçanın birçok rengi var. Beyaz olabilir, farklı renkler olabilir. O renklerle boyayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Ama seramiğe çok güzel olur. Sprey boya kalıcı olur. Siz farklı bir renk seçerseniz eğer arkadaşlar akrilikle de olur ama üzerine hani bir şeye geçmek gerekir. Onu söylemeliyim. Hani bu evinizde kapalı alanda yapabileceğiniz bir saksı olduğu için vernik aslında istemez. Sprey boya ile yaptığınız zaman ama hani su görürse devamlı tabii ki de vernik yapmanız gerekir. Şöyle beyaz da çok şık. Beyaz bir boyayla da boyayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da şu mesela üzerindeki çiçeğin kenarlarını kapatıp sadece modern bir çiçeğe de dönüştürebilirsiniz yani. Aslında yaratıcılığa kalmış. Ama ben en basit şekilde, en kolay yolla, hani herkesin yapabileceği en az malzemeyle bir geri dönüşüm yapacağız bugün. Şöyle elimde yine bu ürün var. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir şuralarında paslanma var. Şuralarında yine çizikler falan var, deformeler var üst kısımlarında. Bunu da arkadaşlar yine aynı boyayla boyama yapacağım. Mat siyah tepsiye çok güzel olacak. Özellikle metal alanlarda kendini çok gösterdiği, her yerde, her alanda kullanılabildiği söyleniyor. Arkadaşlar buna ben vernik geçmeyi düşünüyorum aslında. Ama gerekirse kullanacağım arkadaşlar. Yine sizin elinizde varsa vernik kullanabilirsiniz. Ben vernik kullanmayacağım. Dediğim gibi bunu biz her zaman hani öyle misafire falan çok çıkarmıyoruz. Sadece işte ev içerisinde işte küçük küçük bir şeyler koyarsak içerisinde yani küçük bir sunum yaparsak arada kullanıyoruz. Ama devamlı sık kullanıyorsanız mutlaka üzerine vernik geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü tepsiye dökülme olabilir, saçılma olabilir. O yüzden o denli yenilemek amaçlı yapıyorum ben. Daha sonra arkadaşlar yorumlar kısmı hani vernik kullanmayacağım bunda. Bir sorun oldu mu diye yazabilirsiniz bana cevap veririm. Hani vernik konusunda sıkıntı oldum diye sorabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum mutlaka. Arka kısmını arkadaşlar sadece temizlik yapacağım paslardan. O kadar arkasına bir şey sıkmayı düşünmüyorum. Bu şekilde en az malzemeyle güzel bir geri dönüşüm yapacağız. Bunları normalde başka birisi olsa atabilirdi ama biz sadece arkadaşlar içinde 400 milim sanırsam milim olan bu bayağı her yeri yeten boya ile beraber iki tane ürün
kazanmış oluyoruz, yenilemiş oluyoruz. Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Arkadaşlar ben yorumlar kısmında yine linkini bırakırım boyamızın. İndirimli mesela iki tane falan da alınabiliyor, kargo bedava vesaire. Sitelerde hani sitelerde uygun fiyatlı hangilerini bulursam yorumlar kısmına Akçalı markasının boyalarını, solvent bazlı mat siyah olanlarını sizinle paylaşacağım. Siz de bu şekilde benim boyayla beraber öğrenip ya da dışarıdan da ismini öğrenip alabilirsiniz. Siz de eve katkı sağlayabilirsiniz, geri dönüşüm yapabilirsiniz. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi şuralarına yapışkanlı bir şeyler yapıştırdım. Siz hani aklınıza yapışkanlı bant, elektrik bandı olabilir. Evinizde ne var ise küçük bir bantla bile hani sadece bu tarafa geçmesin boya diye bunu bu şekilde yaptım. Burayı boyayabilirsiniz. Ben şimdi boyamaya geçiyorum. Size de göstereceğim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi alt kısmı bir tane kutu açtım yine. Yerleri kirletmemesi açısından. Kirlenirse de çıkıyor çok güzel bir şekilde. Sadece uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden serdim. Şöyle boyamaya başlıyoruz. Uzaktan sıkıyorum arkadaşlar. Çok. Evet arkadaşlar, ben şimdi boyadım. Kurumak üzere. Kuruduktan sonra da göstereceğim. Şu bantların gerçekten çok büyük faydası var. Az bir şey şu kadar kaçtı. Bandın üstüne geldi. İyice kuruduktan sonra çıkardığımda çok güzel olacak bence. Arkadaşlar belki arka kısmını boyamayabilirim bu arada. Şöyle göstereyim. Şuraya biraz taştı, onu temizleyeceğim. Porselenden çabuk çıkıyor zaten. Belki arkasını boyamayabilirim. Şu üst kısmına belki arkadaşlar sade bırakabilirim. Şöyle sadece siyah kısmı gibi olabilir. Hafif üstüne başka bir şeyler çizebilirim. Ya da iki yönlü boyayabilirim. Bakalım duruma göre. Kuruduktan sonra matlığını, duruşunu size göstereceğim. Şimdiden gayet güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, şurasını da boyadım. Burasını çıkartıyorum sizinle birlikte. Şöyle çıkartalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz daha modern oldu. Yine bu tarafa, bir diğer tarafına, şu tarafa yapacağım arkadaşlar. Bir de aynı mesafeyi korumaya çalışacağım. Elinizle şöyle ölçebilirsiniz mesafeyi. Arkadaşlar sıçrayan yerlerde iyice kurduktan sonra vazomu o şekilde temizleyebiliriz. Şimdi tekrardan bantları aynı şekilde yapıp geliyorum. Hepsini yapıp göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi uzun bir bant çektim. Kalın bant olmasını ve iyice şuralarının yapıştığına dikkat etmelisiniz. Gayet güzel oluyor o zaman. Ben boyamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığım vazoyu inceliyoruz. Arkadaşlar biraz kurudu. Kuru bir hafif nemli dokulu bir bezle silmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Gayet şık olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. İç kısmı da yine biraz şey oldu. Ama dediğim gibi arkadaşlar, kalem de yoksa ne yapabilirsiniz? Hani böyle bir geri dönüşüm yapmak istiyorsunuz. Eski baharatlıklarınızdan seramik var elinizde. Ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar oje kullanabilirsiniz. Koyu renkli siyah, lacivert olabilir. Veya direkt sarı olabilir mesela. Yine aynı şekilde bantlarla kullanarak renklendirebilirsiniz. Ama bence siyah beyaz çok asil durdu. Çok çok şeker oldu. O şekilde düşünüyorum. İyice kurduktan sonra arkadaşlar şuraları biraz daha ıslak. Oraları da temizleyeceğim. İçerisine koyacağım arkadaşlar. İsterseniz de kapağını atmak istemiyorsanız kapağını da boyayıp siyaha ya da beyaza o şekilde yine tekrardan baharatlık yenileme olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu anda hani çiçekli koyup gösteremem. Siz çiçek koyduğumu veya çiçek diktiğimi hayal edin. Gerçekten güzel bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Belki sizler farklı şekillerde esinlenebilirsiniz bu fikirden. Daha farklı, daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Benim elimdeki malzemeler bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Bu kadar emek ve emeğe saygı olarak beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Farklı geri dönüşüm gelmesi için arkadaşlar abone olup bildirimleri açmak çok önemli. Mutlaka dönüşümlerimizin devamı gelecek arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.